gün burgu tatlı yapacağım. Öncelikle yumurtanın akını ayırıyorum. Neyse, bir yumurta daha getireyim. Tabii aklarını boşuna harcamıyoruz. Atmıyoruz çöpe, pardon. Şimdi yarım bardak da su. Bir tepeleme yoğurt. Yarım bardak zeytinyağı. Biraz limon sıkıyorum şöyle. Bir çorba kaşığı limon sıkıyorum. Biraz tuz. Az bir tuz atıyoruz. Şöyle bir güzel karıştırayım. Unu. Bakalım kaç bardak alacak. Ayarlayacağız. Üç bardak unu.
oldukça yumuşak bir hamur yapıyoruz. Bu arada kabartma tozunu unuttum. Bir pakette kabartma tozu. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Güzel bir yoğurduktan sonra dinlenmeye alıyoruz. Üstünü örtüyoruz kurumaması için. Yarım saat dinlenmeye alıyorum. Hamurumuzu alıyoruz. Mandalina büyüklüğünde. Mandalina büyüklüğünde. Yuvarladım. Nişasta yardımıyla. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. Böyle birazcık merdaneyle açıyorum. Üstünü bulmuyorum. Bir kenara alıyorum. Dinlendiriyorum. Daha rahat açabilmek için. Böylelikle büyüteceğiz.
Şasta atmayacağız. Pişmadığı sürece mümkünse açabildiğimiz kadar ince açsak tatlımız çok güzel olacak. Yarım kilo cevizim var. Şöyle. Burgular yapıyoruz. İstediğimiz büyüklükte. Ben biraz bir yağlanmış tepsiye düzeltiyoruz, böyle diziyoruz.
tatlıdan bir tepsi, bulgu tatlımızdan bir tepsi doldurduk. Kalan hamurumla da bulgu tatlı yapıyorum. Bir paket margarine, küçük çay bardağı sıvı yağ aktarıyorum. Eridikten sonra iyicene kızartıyoruz. Yağımız kızardı. Üzerine küçük tepsimiz var. Son 3 yufkamız vardı. Yani yumağımız vardı. Bunu da alttaki siyah tortuyu koymak istemiyorum. Üstünde siyah siyah gözükmesini istemiyorum. %170 dereceli fırında kızarana kadar pişireceğim. Hurma tatlımızı fırından çıkardık. Şimdi şerbetini dökeceğim. Şerbeti önceden hazırlamıştım. Sonra açıklamalarda kullandığım şeker su miktarını. Yazacağız. 4 bardak şeker. 4,5 bardak da su ilavesiyle kaynattım kısık ateşte. Sonra 2-3 damla limon damlası damlatarak ocağı kapattım. Şu anda tatlımızın şekerini almasını bekleyeceğiz. Tatlımız hazır. Afiyet olsun.